Söylencelere göre bazı işletmelerde deyip başlayayım. Bunu görmedim dediniz ama beyaz eti klora batırıp taze görüntüsü veriliyor. Dana kıymaya tavuk sakatatı katılıyor. İsterseniz ben okuyayım. Yorumunuz varsa yapın lütfen. Okuyun birkaç tane öyle. Mesela peki, başka ne var? Ufalanmış peyniri jelle birleştirip yeniden kalıp peynir yapılıyor. Kırmızı bibere kiremit tozu ekleniyor. Son kullanma tarihi bitmiş sucuklar yeni yapılan sucukların içine atılarak yeniden imal ediliyor. Evet. Tavuk kemikleri öğütülüp renklendirici katkı maddeleriyle salama katılıyor. Salam ve sosis içerisinde hayvansal atıklar katılıyor. Ya bu beni çok etkiledi. Ben zeytini çok severim hocam. Evet. Bunu okumam lazım. Zeytin havuzlarına 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Paslı demir atılarak zeytinler karartılıyor. Bu maddeler kanserojen etki oluşturuyor ve Alzheimer'a kadar varan etkileri olduğu söyleniyor. Tabii bunlardan bazı tabii ki hiç olmayacak şeyler mesela. Ya merdiven altı üreticilerinin evet, yaptığı bazı şeyler. Bazı bazı ama endüstrinin hani normal kabul ettiği işlemler içerisinde değerlendirebiliriz. Ama şöyle bunlar yapılıyor diye insanlar sessiz kalırlarsa, buna ses çıkarmazlarsa biz bunları hep yemeye aynı şekilde devam ederiz. O kriminal olanları tabii bunun içinde saymıyorum, o ayrı bir şey ama bir de endüstrinin kabul ettiği bir takım işlemler var ki biz onların da doğru olmadığını söylüyoruz. Mesela süt örneğinde olduğu gibi biz doğru olarak elde edilmiş, denetimleri yapılmış ve soğuk zincir içerisinde insanlara ulaştırılmış sütün en sağlıklı süt olduğunu söylüyoruz. Diğer bunun yapılması da zor bir şey değil. Hani diyorlar ki bu işte süt şeydir. Bu artık hangi çağda yaşıyoruz değil mi? Artık herkesin elinde tabletlerle geziyor. İnternete giriyorlar. Yani bu çok yapılmayacak hiçbir şey değil. Çok yapılması kolay. Yeter ki bu istenilsin ve insanlardan talep gelmesi lazım. Mesela Amerika'da yakın zamanlara kadar bu açık süt tüketimi %1 oranındaydı sadece. Ama insanlardan gelen taleplerle şimdi artık bu %3'lere çıkmış oldu. Yani 9 milyon insan açık süt kullanıyor. Yani talep geldikçe, insanlara bu sunuldukça eminim ki ben, insanlar şimdi gidiyorlar İstanbul gibi büyük şehirlerde birçok insanın şehrin merkezinde açık süt bulması zaten hiçbir şekilde mümkün değil. Semt pazarları bile kalmadı. Yani bakkallar kalmadı. Market, hepsi artık otoyol kenarlarındaki büyük süpermarketlere gidiyorlar. Tabii ki bu endüstrinin sağladığı kolaylık şu, bir şeyler alıyorsunuz ve bunları siz 3-4 aylık alabiliyorsunuz. Bir daha da oraya tekrar gitmenize, gelmenize gerek kalmıyor. Tamam böyle bir kolaylığı var ama aldığınız ürünlerin hem işlenmesi hem üretilmesi sırasında hem ambalajlanması sırasında, paketlenmesi sırasında bunlara katılan onlarca, yüzlerce katkı maddesi var. Ve bunları biz hep güvenli olduklarını biliyoruz. Ve bunlara hakikaten bir takım kuruluşlar da izin veriyor bu güvenlidir diye. Ama bu bile güvenli değil çünkü bunların hemen hemen büyük çoğunluğu bundan 50 sene önceki teknolojiyle güvenli olup olmadıkları araştırılmış maddeler. Hani bu E ile başlayan rakamlarla ifade edilen şeyler vardır. Bunlar bugünkü teknolojiyle daha detaylı, daha ayrıntılı, daha büyük çalışmalar halinde yapıldığı zaman mutlaka işlerinde görülecektir ki bizim zararsız diye bildiğimiz katkı maddeleri içinde de mutlaka bunun kesinlikle yiyeceklere katılmaması gerekir sonucuna varılacak olanlar olacaktır. Mesela bu burada da örnekler var, işte sosisler var, salamlar var. Hı hı. İşlenmiş et özellikle son derece sorunlu. Bunlara katılan, bunlara mesela daha kırmızı, daha parlak görünmesi için katılan nitritler var. Bozulmasını önleyen bir takım katkı maddeleri ilave ediliyor. Bunların hepsinin kanserojen olduğu artık bugün kesin olarak biliyoruz. Onun için insanlara ben mümkün olduğu kadar işlenmiş, pakete, ambalaja girmiş gıdalardan uzak durmalarını, ulaşabildikleri güvenilir, sağlam, doğal şartlarda üretilmiş, paketlenmiş, sunulan yiyeceklere ulaşmalarını istiyorum ve insanlardan da bu konuda talep gelmesi lazım. Tüketici birlikleri var. Bunların insanları örgütlemesi ve bu taleplerin idareye, hükümete, ilgili bakanlıklara ulaştırılması ve talep gelmesi lazım. Biz sesimizi çıkarmazsak bize bunları tabii yedirmeye devam edecekler. Şöyle şunu da özellikle vurgulayalım. Burada okuduklarımız aslında çoğu merdiven altında yapılıp satılan tabii ürünler belki de. Yoksa biz kaliteli markaların işini iyi yapan, buna para, zaman ve yatırım veren kişilerin her zaman yanındayız. İşte esas önemli olan da bu zaten. Öbürü zaten bir polisiye bir olay. Ona diyecek hiçbir şey yok yani. Ona tutup siz kiremit bu, tozu. Bu gerçekten bu artık çok cinayi bir olay. Polisiye bir olay ama evet, öteki, doğru ürettiğim evet, deden neyi kastedir? Mesela geçen gün biz yoğurt aldık evde. Eşimle akşam iki gün olmuş veya üçüncü günü yoğurdun. Ekşimiş. Birden böyle sevindik birbirimize. Yoğurt ekşimiş dedik. Yoğurt ekşimiş. Yani hakikaten
ne kadar süredir ekşiyen bir yoğurt görmemişiz. Organik yoğurt diye hakikaten damgalı organik yoğurt aldık ve üçüncü günü ekşidi yoğurt. Evet, Yavuz Hoca'nın çok güzel bir lafı var. Bu dayanıklı şeyler var ya, bu yoğurt, işte bu kutu sütleri vesaire. Dayanıklı beyaz eşya diyor bunlara. Hakikaten öyle. Bunlar hakikaten... Onun evinde bir tane var, evet, galiba. Buzdolabı gibi, çamaşır makinesi. Hatta bunlara çok dayanıklı demek daha doğru olur. Çünkü çamaşır makinesi bozuluyor. İşte buzdolabının sisteminde arıza oluyor ama bunlar hakikaten aylarca bozulmadan... Onlar hiç, dayanıklı da biz dayanmıyoruz. Sorun yok. Yavuz Hocam, sizin evdeki yoğurttan bir bahsetsenize. Ağustos ayıydı, Susurluğa gittim. Bir konuşma yapmak için davet ettiler. Gelirken de oradaki yöresel ürünler üreten bir firmanın bir tava yoğurdunu verdiler. Tava yoğurduna karşı benim genellikle bir şeyim yoktur. Ama bu meseleyle ilgili olarak artık aklım açıldı. O yüzden getirdim yoğurdu, koydum buzdolabına. Bir ay buzdolabında beklettim. Sonra çıkarttım, yer tutmasın diye iki ay tezgahta tuttum. Yalnız hocam, sizin evde yaşamak da çok zor. Zor. Görüp de onu yiyememek de var. Hoca o sırada gözlem yapıyor çünkü. Son kullanma tarihi 19 Eylül olan yoğurdu 18 Aralık'ta çalıştığım yerde herkesin gözü önünde bir toplantıda konuşurken vesile gereği açtım. Sonuç hiçbir şey yoktu. Aynı yoğurt hala köşesinde bir yerde mutfağın duruyor. Kaç ay geçti? 5 ay kadar geçti. Kapağını açıyorum, bakıyorum ara bir. Küfleniyor mu diyor. Küflenmiyor. Şöyle küflense bile o yukarıda havadan gelen küfler vardır. Onu siz şöyle kaldırdığınız zaman altında gene o sapasağlam beyaz eşya şeklinde. Bir dakika, bunu söyleyelim. Bu çok önemli. Evet. Küf görünen, gözle görünen kısmı var ama aslında hani küflü yerini alıp sonra biz onu sağlamdır diye o havadan geliyor tabii. O havadan gelen küfler var. Bir şeyi bıraktığınız zaman o üzerinde kalır. Ama esas alttaki materyalde herhangi bir mikrop bir şey olmadığı için onun bozulması hiçbir şekilde mümkün değil. Senin yaptığın aynı şeyi Amerikalılar yapmış, ben hatırlıyorum. Böyle bir hazır hamburgerin adam resmini çekmiş, koymuş gene öyle bir mutfak masasının dolabının üzerine. 6 ay sonra gene resmini çekmiş. İki resim arasında derler, 7 farkı bulun diye hiçbir fark yok. 7 değil hiçbir tane. 5 yıl saklayanını biliyorum hamburgerleri. Çünkü onlar da aynı şekilde işlemden geçiyorlar. Bu az evvel söze edilen endüstriyel işlemlerin sakın sakın merdiven altı zannedilen, öyle adlandırılan, damgalanan küçük işletmelere ait olduğunu zannetmeyin. 2 yıl önce bu yoğurt meselesini ve süt meselesini yazarken endüstriden de çok fazla mail aldım. Çalışanlarından. Yavuz Bey dediler, siz bu krem peynirler nasıl hazırlanıyor biliyor musunuz? O nedenle büyük güvenli markalar şahane isimleriyle bu kadar tartışmaya rağmen hala ortaya bir şişe kaymaklı süt getirememişlerse eğer, bu onların beceriksizliklerinden değil, aymazlıklarındandır. Bunu yapabilen insanlar 5 ay bozulmayan yoğurdu evimize sokmamıza müsaade ediyorlarsa eğer, asla asla bir şeyin karışık kuruşuk olmasından en ufak bir hicap bile duymazlar. O yüzden endüstriyel ürüne karşı çok dikkatli olun. Marketten peynir alacaksanız gidin tadın, öyle alın. Ama tercihiniz pazarlar olsun. Çünkü güvenli marketler dediğimiz marketlerin bile sattıkları ürünlerin insanları nasıl zehirleyebildiklerini acıyla yaşadık. Bunlar belgeli olan olaylardır. Ve siz, tekrar söylüyorum, bu konudaki iradenizi beyan edeceksiniz. Daha önce söyledim size. Biz size uyarı veriyoruz. Bunun böyle sürdürülebilirliği yoktur diyoruz. Ve zaman zaman da bu söylem ileri gidecek. Neye dokunsak ondan bir sorun çıkıyor ve ağır sorun bunlar. Ufak tefek sorunlar değiller. Sindirim sistemi dedim sizin birinci arayüzünüzdür. Siz onunla kendi dahili topraklarınız iyi yemeklerle, iyi yiyeceklerle saf, katışıksız, ilaç kalıntısı olmayan beslenmek zorundasınız. 3 tane daha arayüzünüz var. Bugün de onları söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi teninizdir. Teniniz annenizin karnında sizi suyun içerisinde tutar. Sindirim sisteminiz toprağa karşı gelir. Teniniz ama suyun karşılığıdır. Onu hiçbir zaman annenizin karnında olduğu kadar temizleyemezsiniz. O yüzden o jellerle mikroplarını yok edeceğiz diye sakın kendinizi üzmeyin, olmamalı. 3. arayüzünüz akciğerlerinizdir. O da havaya karşılık gelir. Onu temizlemenizin bir tek yolu var.
sürekli nefes almak zorundasınız. Aksi takdirde akciğerlere dolan havayı başka türlü kirlenirse uzaklaştıramazsınız. Ve dördüncü bir arayüzünüz daha var. Bunlar biraz farklı bakış açılarıdır. O da sizin bilinciniz. Dışarı ile olan dördüncü bağlantınız gözlerinizden beyne girip sizin belleklerinize, bilinçlerinize uzanan yaşadıklarınız. Onların da temiz olması gerekiyor. Bilincinizi temiz tutmanız lazım. Ve bile bile göz kırpmamanız gerekiyor olan bitene. Eğer bilinciniz aynı şekilde kirlenmesine rağmen temizlenmezse, bu ciddi bir soruna bakar. Çünkü dördüncü arayüz, diğer elementler hava, su ve topraksa ateşe bakar.